anladım. Bir şey arıyorsun gibi geliyor çünkü. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Herkese afiyet olsun. Günaydınlar. Herkesin valizleri, araçları yüklendi mi Azmi Hanım? Yüklendi Demir Bey. Kahvaltıdan sonra yola çıkmak için hazırız. Güzel. Merve Hanım. Burada değil şu an, ne oldu? Bora Bey burada mı? Benim, buyurun. Eşinizin cüzdanı odada kalmış. Yok, bir yanlışlık vardır onda ya. Eşim yok çünkü, benim eşim yok yani. Merve Mutlu Durul eşiniz değil mi? Yok, değil. Ne oluyor burada? Aa, Merve. Siz evlendiniz mi? Ay, çok şeker ya. Tebrik ederim. Arkadaşlar, kahvaltı faslı bittiyse araçları daha fazla bekletmeyelim. Demir Bey. Biz de söyleyecektik. Ama söylemediniz Bora Bey. Demir Bey. Siz bir şey söylemeden önce bir dakika konuşabilir miyiz? Dönünce konuşuruz. Şimdi ağzımızın tadı kaçmasın. Arkadaşlar, bu şirketin kuralları belliydi. Ama böyle şeyler yaşanacağını bilseydim, kuralların arasına yalan söylenmemesi ve şirket arasında sır saklanmaması gerektiği kurallarını da eklerdim. Bir tercih yapılmış. Peki. Hayırlı olsun. Ama bunun sonuçları olacak. Kararımı İstanbul'a dönünce vereceğim. Herkese iyi yolculuklar. Sen niye bu kadar sinirleniyorsun ki? Tamam, şirkete bir yasak koymuş. Sonuçlarını söylemiş. Ama illa herkes bu yasağa uyacak diye bir kural yok ki. E, insanlar sonuçlarını göze almış. Gidip evlenmişler. Sorun yasağı delmeleri değil Alala. Sorun bunu... Arkandan iş çevirmeleri mi? Yoksa diğerlerinin evlilik haberine senin kadar şaşırmamış olması mı? Bahse girerim ama masadaki çoğu insan zaten biliyordu. Bu konuyu konuşmasak olur mu? Benim biraz düşünmem lazım da. Tamam. Düşün zaten. Yani verdiğin karar sadece Merve ile Bora'yı ilgilendirmeyecek. Şirketteki insanların sana nasıl davranacağıyla ilgili de bir emsal oluşturacak. Hadi birlikte kahvaltı yapalım. Sabah boğazına dizildi her şey. Hiçbir şey yiyemedin. Gerek yok. Eve gitsem daha iyi olacak. Emin misin? Bak, harika pankek yapan bir yer biliyorum. 10 dakikaya getirirler. Belki başka zaman. Kafanı toplamak için eve gideceksin ama evde de huzur yok ki. Yalnız kalamayacaksın. Selim bir ton kafanı şişirecek. Biz evdeyken şirket konularını konuşmayız. Ama bu mesele arkadaşlarıyla ilgili. Onları affetmen için her şeyi deneyecek. Duygu sömürüsü yapacak. Alttan alta dolduracak seni. Bak, bence sen bugün eve gitme.
Ben de kal. Yok, hiç gerek yok gerçekten. Zahmet vermeyeyim. Hem sen de dinlenmiş olursun. Sonra görüşürüz. İyi peki. Sen bilirsin. Ben bir ara şirkete uğrarım. Git tabii. Selin iyice sinirlerini bozsun daha öyle gel. Benim işime gelir.